Ya bir git ya. Abi bir sorgu yapalım. Saçma sapan hareketler yapıyorlar ya. Bir bakalım ne var ne yok bunlarda. Bak burada bir şey var. Bu abi bu kaçak biri ya bu. Bak bildiğin kaçak bu. Arrest dedim. Tutukluyorum arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün polis simülatöre devam edeceğiz. Bu oyun çok sevildi. Yani iki video mu çekti? İki video çekti. İkisi de gayet iyi izlenim. Güzel like ve bolca da yorum almış. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bugün yine devam edeceğiz. Bugün şimdi kariyerden oynayacağız yine. En son biliyorsunuz bir beğenme almıştım arkadaşlar. Ben bu beğenmeyi biraz bugün değişiklik yapacağım. Yani özellikle şu tasarımını bir değişeceğim. Normalde biliyorsunuz bu bizim Amerikan polis arabası tasarımıydı. Böyle bir İtalyan polis arabası, bir Fransız, bir de Çin var. Başka yok. Keşke ya bizim böyle şeyler gelse ya. Bizim ülkemizin de şey olsa keşke, güzel olurdu. Aslında bunu değiştirebiliriz. Jantlar, çap var, başka ne var? Plaka var. Bir dakika, bir de şuraya bakacağım. Upgrades'te neler vardı? Ha dur, bunu yapalım abi. Aynen bunu yapalım arkadaşlar. Şeye gerek yok. Diğer kısma gerek yok. Şimdi burada güzel aslında sirenler var. 6300'de paramız var bu arada. Böyle farklı farklı sirenler var. Ve bunlar da şöyle gördüğünüz gibi kazancımızı, deneyim puanımızı daha doğrusu XP'yi arttırıyor. Eğer bunları takarsak çok güzel şeyler var ama bizim paramız o kadar fazla değil arkadaşlar. Zırh da var. Nereden başlasak bilemedim. Bak bunlar hasarı falan şey yapıyor. Şimdi bizim paramız dediğim gibi kısıtlı olduğu için biraz arabamızı güzelleştireceğiz. Ama çok fazla paramız da olmadığı için kısıtlı bir şey yapacağız. Yükseltme yapacağız. Şimdi EQ'yu, yani aracın beynini yükseltebiliyoruz. Süper şarj cihazı turbosunu, pardon turbosunu, şu süper şarj cihazının ne bilmiyorum. Burada bir şey var, filtreyi yükseltebiliyoruz. Egzozunu ve bujilerini. O zaman şöyle yapalım. Level 1 güncellemesini yaptım arkadaşlar. Yükseltmemizi yaptık. Hepsini birer tane yapsam para yeter mi? Vallahi yetti. Hepsini level 1'e ulaştırabildik arkadaşlar. Yani eskisinden biraz daha iyi oldu araba, yani gördüğünüz gibi. Ama tabii çok fazla bir şey değişir mi? Değişmez. Şu an 627 lira sadece paramız var. Buradan bir şey takamam değil mi? Buradan takamam. Yok. Abi şu an Visual'da bir şey takabilecek miyiz? Jantları falan gerçi yapamayız. Plaka ne kadardı? Plakayı bile değiştiremiyoruz. Paramız yok abi. Peki karakterimizi değiştirebilir miyiz? 8000 yok abi, bunların hepsi. Ya ileride şöyle bir şey yapabiliriz. Oyun içi para satın alıp bunları değiştiririz arkadaşlar. Ha şöyle bir şey yapalım ama bakın. Normalde bizim kıyafetimiz bu biliyorsunuz ama şöyle bir Çin polis kıyafeti, Fransızların, İtalyanların, Amerika zaten var. Tamam gelin 200'e şöyle bir İtalyan polis kıyafetini satın aldım. Birazcık ufak bir değişiklik yapmaya çalıştım ve şimdi devam ediyoruz. Ha, bu sefer farklı bir haritada oynayacağız arkadaşlar. Şimdi Roma'da oynamadık. 3 harita var. Roma'da gece yapalım arkadaşlar. Güzel olsun, farklı olsun. Gece polis herhalde biraz zor olabilir. Gündüz oynamaktan gece biraz daha zordur. Bugün de gece güzel bir şekilde polislik yapacağız arkadaşlar. Şehri koruyacağız. Şimdi sirenlerimiz neredeydi? Heyecanlandım. Abi gece görüntüsü de fena değilmiş oyunun bu arada. Farlarımı açtım. İçi nasıl gözüküyor? Gayet güzel. Kameralar çalışıyor. Göstergeler aktif. Burada radarımız var. Kameramız kaydediyor. Şu şekilde de zaten artık bütün arabalar yol açıyor biliyorsun. Biz bu şekil gideceğiz. Bu ayarda gideceğiz. Kemerimizi taktım. Şimdi hemen görevlere geçiyorum. Hızlı bir görev yapacağız bugün. Bol bol ilerlemeye çalışacağım. Sport modu aktif ediyorum. Ben bu şeyi seçtim. Niye gidemedik? Ha hemen yakındayız diye. Hadi bakayım. Birazcık haritayı küçültelim. Şimdi şurada ilk görevimiz var arkadaşlar. Zaten şu görevden başlayacağız. Gece polislik yapacağız şu an için. Gece vardiyasındayız. Öyle düşünebilirsiniz. Ve Roma haritasında oynuyoruz. Bu haritada daha önce oynamamıştık arkadaşlar. Şimdi 644 metrelik bir mesafeye gideceğiz. Orada bir yol kontrolü var. Biliyorsunuz yere böyle şey yapmıştık. Araç gelirken lastikleri patlamıştı. Yere kapan kurmuştuk. Bayağı güzel bir görevdi. Onu şimdi tekrardan yapacağız ama bu sefer
Ya abi ne yapıyorsun ya? Senin yüzünden Allah'ım ya. Adam bir anda pat diye geçti sağ tarafa, kurtaramadım. Oğlum niye dönmüyor? Arabanın önü var ya, öyle bir hasar aldı ki. Hani araba kendine gelemiyor. Bak şimdi bir bakayım. Yani çok da hasar almamış. Neyse biz hedef noktaya ulaşalım. Adamların yüzünden kaza yapıyordum ya. Abi çok saçma hareket yapıyor adamlar. Aşırı saçma hareket yapıyorlar. Şuraya şöyle güzelce geçtim abi. Hemen şu kapanımı kurayım çünkü adam geliyor. Hemen o gelmeden kapanı kuralım ki lastiğini patlatalım. Gördüğünüz gibi abi kurdum düzeneğimi. Adam geliyor bakın şimdi. Güm diye lastikler gidecek. Ve bir de bizim arabaya vurdu. Bir de bizim arabaya vurdu şu an için. Artık tutuklu arkadaşlar. Görevi başarıyla yaptık. 500 kredi, 525 XP, biraz mesafe yol kat etmişiz ve gayet rahat bir şekilde görevi tamamladık arkadaşlar. Şimdi, bak bunu şimdi dikkat ediyorum. Etrafında şey oluştu. Görevin böyle taç gibi sarı bir şey vardı ya, bu şey mi oluyor onu şimdi anlayacağız. Biraz önce bu görevi yaptık mesela biz. El frenini çekmişiz arabanın. Abi lastiklere ne oldu? Arabaya bir şeyler oldu. Dur 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 gelme. Abi bunlar bizi hiç beklemiyor ya. Ya abi yürüsene ya. Adam kafayı yedi. Vallahi bize çıkamıyoruz şu an. Garip bir şekilde araba dönmüyor ya resmen. Abi bir yol açın polise. Normalde bunların fena bir şekilde yol açması lazım ya. Bir karıştırdılar ortalığı, yemin ederim. Yani saçma sapan bir şey oldu. Neyse şuna bir bakayım. Şuna bir bakamadım ya 2 saattir. Şimdi biraz önce bu görevi yapmıştık. Tamam şöyleymiş. Yani aynı görevi mesela yapıyorsunuz ya. Burada o görevin artık şu sarı şeyi varsa biz bunu yapamıyoruz. Çünkü arabamız yetersiz geliyor demek arkadaşlar. Şurada bir park görevi varmış. Hemen gidelim ona isterseniz. Abi adamlar çok saçmalıyor ya. Aşırı derecede kafayı yiyorlar. Ne yapacağını bilemiyorlar polis gelince. Bu birazcık gıcık. Yani keşke biraz daha sakin olsalar. Bayağı telaşlanıyorlar yani. Neyse şu park görevine bir gidelim bakayım. Kimler yanlış, hatalı park yapmış burada göreceğiz. Hepsini şimdi kontrollerini sağlayıp çekilecekleri çektireceğim. Diğerlerini de cezasını yazacağım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şu arabadan bak 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 bak. Burada bir tane dur. Ona bakacağım da. Burada bir tane sanırım engelli park yerine park etmiş bir araç var. Aynen bakın abi. Bu arabayı direkt hemen çektireceğiz mesela arkadaşlar. Bir scan edelim, bir taratalım. Önce bilgilerini. Bakın. Evet. Şey diyor mesela, engelli yeri değil mi de iki araçlık yere park etmiş diyor. Yani diğer aracın park etmesini engellediği için, bir park yerini işgal ettiği için ceza yazabiliriz. Ceza artı aracı çektirebiliriz. Tabii ki aracı çektiriyorum arkadaşlar. İlk kez oyunda arabayı çektirme olayını görmüş oluyoruz bu sayede. Gördüğünüz gibi. Çok iyi. Abi çok güzel. İlk kez araç çektirmeyi gördük arkadaşlar ve bence gayet güzelmiş. Şimdi buna bir bakalım. Diğer arabalarda bakacağız. 4 tane araç taramamız lazım görevde. Otopark ücretini ödemediyse biz buna bir uyarı gönderelim. Yani problem olmaz. Aracı çektirmeye falan gerek yok. Hemen şurada bir görev gibi bir şey var. Bu neymiş? Bir kırmızı bir şey gözüküyor ama. Bir de buna bakalım Mercedes'e. Bunda ne problem var? Otopark ücreti ödemediyse buna da yine bir uyarı gönderelim. Yani sadece bak buraya bir engelli yerine park etmiş. Acaba bu araç engelli aracı mı değil mi? Ha, no handicap marking diyor. Sanırım şey yani bu araç engelli aracı değil ama engelli yerine park ettiğini söylüyor. Yine aynı şekilde ceza artı aracı çekiyoruz arkadaşlar. Öyle yok abi, park edemezsin engelli yerine. Direkt böyle çektiririz, bir de ceza yazarız gördüğünüz gibi. Fiorino da gitti arkadaşlar. Güzel oldu. Bu olayı sevdim. Aracın çekilme olayını görebilmek iyi oldu. Toplam 200 lira kazandık sadece. XP'mizi aldık. Seviye 2'de de ilerlemeye başladık. Yakında seviye 3 olacağız. Daha da iyi para kazanacağız muhtemelen. Şimdi devam edelim bakalım. Şimdi şu kovala görevine gitmek istiyorum. Yakındaki görevleri patır patır bitireceğiz. Ve İtalya Roma'yı bayağı bir güvenli hale getireceğiz arkadaşlar. Arabamız da çok güzel gerçekten. Bayağı iyi iş görüyor. Hadi bakayım şimdi şuradan bir genişten bir döneyim. İçeriden sürelim. Sirenleri de açtım. Hadi bakalım. Görev yakınlarda zaten. Çok uzakta bir yerde değil gördüğünüz gibi. Hemen yolun kenarında bir görevimiz var. Şu selektör değil mi?
Bak bak bak, adam nasıl kenara çekiyor be. Çok iyi ama çok fazla ya, heyecanlanıyorlar ya. O birazcık insanı şaşırtıyor, kaza yaptırıyor. Kovala görevini rahatlıkla yapacağımızı düşünüyorum ama yine de belli olmaz. Hiç belli olmaz. Geliyor. Hadi bakayım. Nerede adam? Abi adam öbür tarafa gidiyormuş ya. Ben de diyorum ne tarafta bu adam? Mesafeyi açmamamız lazım. Eğer bu kırmızı fullenirse kaçmış sayılıyor arkadaşlar adam ve yakalayamıyorsunuz. Ben artık kemerimi takmayı unutmuşum. Mesela önümüzde o hasar şeyleri vardı ya, onlardan taksaydık tek de bunu patlatırdık mesela muhtemelen. Çok daha güçlü hasar verirdik ve bizim arabamız da az hasar alırdı. Üst tarafta da hasar simgesini görüyorsunuz zaten. Arabayı vurdukça bizim arabamız hasar alıyor ve bizim de bunu tabii ki tamir ettirmemiz gerekecek. Yani öyle diye düşünüyorum. Biraz geç dönüyor araba ya. Çok geç algılıyor arkadaşlar bizim bastığımızı. Bazen çok hızlı algılıyor. Ama sıkıntı yok. Yakalarız arkadaşlar. Kaçmayın. Polisten kaçılmaz. Polisten kaçılmaz. Seni yakaladım abi. Senin artık kurtulma ihtimalin kalmadı birazdan. Hatta şöyle bir yere sıkıştırayım. Ben şunu diyecektim. Neredesin? Evet, şu an için yakalanıyor çıktı ama kurtuldu tabi. Biraz orada sıkıştırıp bir yere bekletmeniz lazım arkadaşlar. Abi bir tane de polis arabası. Abi yolda diğer ekiple karşılaştık. Tamam artık kurtulma şansı kalmadı arkadaşlar. Hop, son anda kaçıyordu aslında ve yakalandı. Evet, gördüğünüz gibi bir suçluyu daha yakaladık arkadaşlar. 550 kredimiz geldi. Seviye 2'de ilerliyoruz. Şimdi devam edelim yeni bir göreve. Yeni görevimiz farklı bir şey olsun diyorum. Hatta şuraya gidip bir radar görevi yapabiliriz arkadaşlar. Ben sirenlerimi açayım. Kemerimizi takmayı unutmayalım. Ve buradan devam ediyorum. Bir radar görevi yapalım. Hızlı gidenlere cezayı keselim. Hem de gece olduğu için biraz daha fazla tuzağa düşerler, hız yapanlar olacaktır diye düşünüyorum gündüze göre. Tahminim o yönde, bakalım göreceğiz. Yalnız Allah 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 abi, sakin bak, herkes kaçmaya çalışıyor. Transit sen de geç. Heh. Önümü göremiyor. Abi araba bayağı iyi gidiyor yalnız. Bizim bu arabayla yakalayamayacağımız kimse yok ya. Herkesi yakalarız arkadaşlar ama bazı görevler izin vermiyor. Senin araban yetersiz diyor. Yaptırmıyor arkadaşlar. Daha güçlü araba lazım. Hypercar'lar, supercar'lar falan lazım. O yüzden şimdilik bazı görevleri yapamasak da şu an bizim BMW her türlü işimizi görüyor. Bakın abi, dağa taşa bile çıkıyoruz bununla. Daha ne olsun ki? Bak 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 bak. Ta nerelere geldim yani. Kestirmeden yola çıkacağım şimdi. Oo abi, bildiğin offroad aracı gibi bu. Her yere gidiyorsun bunda zaten. Hiç gerek yok ki başka bir şeye. Transit yine bir şaşırdı. Afalladı. Ya bir git ya. Abi bir sorgu yapalım. Saçma sapan hareketler yapıyorlar ya. Bir bakalım ne var ne yok bunlarda. Bak burada bir şey var. Bu abi, bu kaçak biri ya bu. Bak bildiğin kaçak bu. Arrest dedim. Tutukluyorum arkadaşlar. Abi orada kadın gösteriyor. Burada adam çıkıyor ya. Vallahi garip. Vallahi garip. Şimdi de bizim abi, burada radar görevi vardır. Radar görevinin yeri değişti. Diğer göreve gidelim o zaman. Diğer tarafa gidelim. Yalnız burada mı diyor? Gerçi fark etmez ya. Burada da olsa orada da olsa hepsi aynı, radar görevi radar görevidir. Şimdi henüz hava gerçi aydınlanmaz. Gece başlattığımız için hep gece olacak burada. Ama burada bayağı bol bol biz radara girerler gibi geliyor millet. Bir bakalım. Abi niye durmadı? Ha. Bek diyelim. Ön kameraya geçtim. Şu an kimse yok yolda. Hız sınırımız 50-60'tı sanırım. 60 civarı bir hızla gideni direkt cezayı kesebiliyoruz. Bu adam yavaş. Şunu izliyorum ben şu an için. 49. Bu araba hızlanmaz abi. Ön kamerada kimse yok. Arka şu araba direkt cezayı kestim arkadaşlar. Bayağı hızlı gidiyordu çünkü. Yani bayağı hızlı gidiyordu. Yanıma geldiğinde daha da hızlanacaktı zaten. Cezayı yedi. İlk cezamız hızlı geldi. Çünkü demiştim size yani bu gece vakti hız sınırı aşanlar artacaktır. Bu pick-up'ta hız sınırı beklemiyorum. O kalır gibi o hızda. Aynen 49-50, 49-50 şu an için bu hızda ilerliyor. Bakalım abi, farklı gelen araçlar. Buna bir şey olmaz abi. Ön kamerada kimse yok. Arka kamerada. Bak bu hızlı gelecek gibi. Şu hızlı gelecek. Muhtemelen ceza yiyecek bu beyaz diye tahmin ediyorum. Ama 49 uçağı sabitlemiş geliyor. Bak onda bir şey yok.
Bir tane daha geliyor. Yine 49-50 biraz zorluyor sınırları ama yine de geçmez. Ön taraftan niye kimse gelmiyor? Hep arkadan geliyor arabaları ya. Abi ön kamera... Yakaladım son anda. Son anda gaza bastı adam. Bak abi bunların düzeltilmesi lazım. Oradaki araba siyah. Ceza yazarken beyaz oluyor falan. Bunların düzeltilmesi gereken şeylerden birkaçı. Şimdi ön kamerada yine bir araç radarıma girdi. Şu an radar tespit cihazımız açık. Hız tespit cihazı. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Abi bu adam yavaş gidiyor. Arka kamerada kimse yok. Ben bir bakayım. 49 yok. Bunlar kurallara uyuyor arkadaşlar. Ama hızlı gelenler zaten belli oluyor direkt. Ya kesin bu hız yapacağını söylüyorum. Tahmin ediyorum. Bak hızlanmadan anlayacaksınız. Aha kayboldu. O da gitti. Şu an hiç araç yok derken bir tanesi geliyor 35 civarı bir hızla. Bak bu araba McLaren geliyor hem de. Bu McLaren'ı kesin ceza yazarız bizi ya. Çok hızlı gelmesi lazım ama gitmiyor. Yavaş geliyor baya. 51 bu araba hızı geçecek bakın şimdi. Geçecek bu hızı. Ceza yazacağım son saniyede sanki hissediyorum. İlkinde yazamadım, ikincide ceza yazdım. McLaren'a bir ceza daha geldi arkadaşlar. Daha önce bu arabaya biz ceza yazmıştık. Hatırlayacaksınız. Yani öyle oldu zaten. Bir araç daha lazım bize şimdi. Görevi tamamlayabilmek için. Bu araba hız sınırını geçmez abi. 49'a sabit geliyor. Evet, Jeep Grand Cherokee bu aracımızda. Ama bu arabada sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet hız sınırlarına uygun bir şekilde ilerliyor. Diyecektim. Başka bir araç. Bu direkt hızlı geldi. O değil, diğeri geldi hızlı. Ve cezayı direkt yazdık arkadaşlar. Bugün bol bol radara girenler var. Tahmin ettiğim gibi zaten. 300 lira kazandık. XP'miz 610. Seviye 2'nin de neredeyse yarısına kadar geldik diyebilirim. Şimdi. Peki. Şurada bir görev var. Şu koruma görevlerini bir kere yaptık bugüne kadar. Yine bir deneyeceğim. Şimdi hemen arkamızda bir koruma görevi varmış. Bir deneyelim bakalım yapabilecek miyiz? Ya çünkü genelde aracın gücü yetersiz deyip yaptırmıyor ya bu görevleri. Ama bunu biz yaparız gibi ya. Aynen yeterli. Şimdi bir tane adamın korumalığını yapacağız. Kim bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi yürü. Sirenlerimi açık. Kemerimi taktım. Bakalım göreceğiz. Bu neydi abi? Basamıyorum ona. Neyse. Abi şu an için tam arkasında kontrollü bir şekilde gidiyorum. Herhangi bir saldırıya karşı yakın gitmem lazım. Çok uzak gitmek istemiyorum. Bir durum olursa direkt müdahale edeceğiz. Ama bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Polisi gören geri duracaktır arkadaşlar. Rahat olun siz. Bizim arabamızın hasarını sol üstten görüyorsunuz. Bayağı bir azalmış. Bunun bir tamire ihtiyacı var arkadaşlar. Bundan sonra bir tamire gidelim. Eğer tamir bölümü var diye düşünüyorum. Bir tamir yaptıralım arabamızı. Bir de hatta yıkatırız ikisini beraber. Abi şu öndeki arabanın bize yol vermesi lazım. Aa refakat edin arabanın arkasında değilsin diye uyarı veriyor bana. Aa bak onu bilmiyordum. Yani arka tarafında olacağız arkadaşlar. Yani önüne geçtiğiniz an koruma olmuyor. O biraz değişik. Yani mecbur bekleyeceğiz. Ben dedim şuna kenara çekebilir miyim arabayı diye önüne geçtim de olmuyor. Mecbur bekliyoruz. Şunun tam arkasına geçeyim. Bo, bekle pickup bekle. Bekle. Hadi bakayım devam. Yürü yürü yürü. Ya abi ne yapıyorsun? Niye dönemiyorsun oradan ya? Hayda. Bak sıkıntı olacak şimdi söyleyeyim size. Transit hareket etmezse sıkıntı. Ya da bizim ona vurup yol açmamız lazım. Öyle bir şey yapayım mı? Deneyeceğim bir. Öyle bir şey yapabiliriz. Birazcık yalnız refakat edilen arabanın arkası değilsin diye. Aynı şeritte kal. Abi kaldık ya. Allah kabul etmeyecek. Kabul etmeyecek gitti. Abi görev gidiyor. Abi şu an görev olmadı. Saçma bir şekilde görev başarısı ama çok saçma. Yani abi şeritte duruyoruz zaten. Sonra ileri gittim geldim diye kabul etmedi. Bir daha ineceğiz burayı. Ama tabi görev gitti buradan. Ama çok saçma. Gerçekten saçma. Yani o olay biraz garip ve saçma olmuş. Şimdi burada şey çıktı bunu yapamıyoruz. Tamir yeri var mıydı? Servis varmış oyunda ama servis yakınlarda hiç yok. Burada var ama gidelim tamam mı? Önce bir arabamızı bir tamir ettirelim. Ondan sonra tekrardan şey yapacağım.
Yani yeni görevlere gideceğiz ama çok saçma hareket ediyor yapay zeka. İnanılmaz saçma hareket ediyor yani. Anlatamam size. Anlatamam yani. Şuradan... Abi arabayı kontrol de o kadar kolay değil ki, anlatamam. Yani gerçekten çok garip bir kontrolleri var araçların. Öyle rahat süremiyorsunuz yani, dışarıdan göründüğü gibi değil arkadaşlar. Basit gözükebilir ama araç çok hantal. Aşırı zor dönüyor. Bayağı gıcık. Neyse. Şu sirenleri kapatayım sadece. Işıkla gidelim. Hop Allah. Adama vurmayacağız diye, vuracağız diye gittik. Allah 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 Allah. Abi gerçekten, gerçekten zor ya. Bak gerçekten diyorum, zor araba kullanmak bu. Bak takıldı kalıyor, görüyor musunuz? Yani ben hiçbir şey yapmıyorum ama takılıyor kalıyor. Bir de böyle saçma sapan hala geriye gidiyor gaza bastığım halde. Ya oyunda çok fazla sıkıntı var arkadaşlar. Yani öyle tamam, oyun güzel, hoş oynuyoruz ama oyunda çok fazla sıkıntı var. Yani öyle sorunsuz, mükemmel bir oyun değil. Tamam sevdik ama çok fazla problem var. Aşırı problemli bir oyun. Ve hiçbir şekilde düzeltilmiyor. O da garip. Yani genelde bu Ovilex'in oyunları bu tarz böyle yapıyorlar. Ama böyle bir geniş çaplı bir şey yapmıyorlar. Düzeltme gelmiyor adamlardan. Böyle bir problemleri var bunların maalesef. Yapıp bırakıyorlar sadece. Şimdi ben... Şuradan devam edeceğim de yani hasar çok az ya. Yani arabaya sıkıntı olacak diye korkuyorum. Çünkü sol üstte bakın hasar durumu. Şu kadar kaldı sağlığımız. Araba patlayacak. Hasar alacak muhtemelen. O yüzden çok da hızlı gitmek istemiyorum. Patlarsa ne olacağını bilmiyorum. Arabamız gitmez herhalde ama yine de sıkıntı. Yani biraz kontrollü gitmem lazım servis noktasına kadar. Orada arabayı tamir ettirdiğimizde tekrar eskisi gibi yardıracağız zaten. Görevlere devam edeceğiz. Şimdi şuradan bir döneyim kimseler yokken. Rahat rahat döndüm. Abi ne uzaktaymış bu da ya. Şehrin bir noktasından bir noktasına gidiyoruz resmen. Yani bayağı uzak bir nokta. Bak işte gördünüz mü? Ya abi o kadar saçma. O kadar böyle bir anda geçiyorlar adamın önüne. Yani kestiremiyorum onu oraya geçebileceğini. Bak bak hareketlere bak. Yani resmen siren kapatıp git diyor oyun size ya. Vallahi siren açarsan saçmalıyorlar onlar diyor. Resmen sireni kapatıp gitmeniz gerekiyor. Ya da dikkatli olacaksınız. Bir yanda çünkü saçma sapan hareket yapıyor araçlar. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Onlara karşı dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Bayağı saçmalıyorlar çünkü. Şimdi biz hala gelemedik bu arada. Bayağı uzak bir noktadaymış. Yani bayağı uzun sürdü. Ama şehir güzel yani, farklı farklı evler, yollar, bahçeler, değişik yerler mevcut. Sabit değil yani, öyle hep aynı şeyler değil. Şuradan bassam giderim, tamam. Servise de geldik. Herhalde mi? Ya bak uyarı verdi sol üstte. Sol üstte uyarı verdi, repair shop diyor gördüğünüz gibi. Shop'a giriyoruz şimdilik. Aracımızın bir tamirine bakacağım. 300 liraymış. Azmış. Arabamızın bakın sol üstte sağlığı fullendi arkadaşlar. Arabamız tertemiz ve sağlam bir şekilde yola çıkacak şimdi. Arabamızın ilk tamirini de yapmış oldu. Herhangi bir animasyon falan çıkmadı. Öyle sadece tamir ettin ettin bitti gitti. Şimdi şuradaki göreve gidiyorum direkt o zaman. Yine bir park görevi. Bakalım park görevinde neler bizleri bekliyor. Ha dur geride kalmış. Neyse şuradan gidelim bari o zaman. Şuradan dönsem varabilecek miyim? Şuradan sağ yaparız, vardık diyebilirim. Hop, aa bu kameradan da güzel sürülüyormuş bu arada. Yani bayağı iyi. Yani en az dış kameraya kadar güzel kullanılıyor bu kameradan. Haberiniz olsun. Şimdi şurada bir görevimiz var. Şimdi bu görevi yaptıktan sonra bitireceğim arkadaşlar. Yine devam edeceğiz. Diğer videoda muhtemelen biz bir araba alırız. İstediğiniz araba varsa. Yazın yorumlara, alalım o arabayı. Şimdi. Niye yapamıyorum bu görevi? Allah Allah. Abi bir dursana. Araba da bir gidiyor bir anda duruyor. Abi ben bu görevi yapamıyorum şu an. Niye böyle oldu? Yani şu an bu görevi yapamıyoruz. Anlamadım. Bu taraftan mı park etsek bir de? Allah Allah. İnsem arabadan ne olur? İnemiyorum da. bu görevde bir sıkıntı var gibi duruyor. Ama anlamadım. Dur bakayım. Bir daha bile geleceğim tekrardan aynı noktaya bir.
Ama bir sıkıntı var belli. Tekrardan dönüyorum. Aa, burada indi. Abi orada inemedim arabadan. Şu an burada indim arabadan ve garip yani. Ben burada ine basmadım ki. Ta oradayken basmıştım halbuki in tuşuna. Ama araba şimdi inmeye başladı adama, karakter arabadan. Dur bakayım, gidelim, muhtemelen düzelmiş olacak. Bir bug oldu, dediğim gibi çok fazla hata var oyunda arkadaşlar. Ama bunlar belli ki yeni hatalar değil, ama hiç düzeltilmemiş, öyle bırakılmış geçmiş yani. Yok abi, bu görevde sıkıntı var ya. Yani yanlış bir şey yapmıyorum. Normal gelip direkt göreve başlıyorduk zaten. Abi dursana, frene basıyorum, araba hala gidiyor. Dikkat ediyor musunuz? Bak hala 1 ile gidiyor. Ezberini çekili. Bak frene basıyorum, araba hala gidiyor ya. Enteresan. Vallahi enteresan. O zaman bu görevi yapamıyoruz madem. Şu göreve gidelim. Yapacak bir şey yok yani, görevi yapamıyorsak diğerine gideriz. Bir sürü görev var oyunda. En güzel yanı bu zaten. Oyunda çok fazla görev var arkadaşlar. Yani 1-2 görevle bitmiyor. O görevi yaptıktan sonra bir sürü yeni görevler de açılıyor zaten. O olayını çok seviyorum bu oyunun. Bol bol görev var. Hemen bitmiyor Allah'tan. Yoksa sıkıntı yani. Birini yapsak bir dahakileri yapamayacağız. Görev bitti diyeceğiz. Ama görevler bir hayli fazla. Şimdi şurada bir park görevi var. Bunu yapalım bari. Öbürünü yapamadık. Bunu umarım yaparız. Yapıp bitirelim arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane araba var. Bunları bir şekilde işlem uygulayacağız. Heh, bu sefer yaptık. Garip. Şimdi hemen şu tarafa dönelim. Bak yine 2 araçlık bir park yapmış. Önce şunu bir tarayalım. Bakalım bu arabada ne bir problem var. Hiçbir sıkıntı yok. Araba tertemiz. Aferin. Aferin BMW'ye. Şimdi burada bir markasını bilemedim. Çok kötü çünkü tasarımlar. 2 kişilik park yaptığı için hem ceza hem de aracını çektiriyorum arkadaşlar. 2 parklık yeri işgal ettiği için ceza ve çekilecek abi. Gerçek hayatta da böyledir. Yani çok az da olsa böyledir. Bu da gitti. Şimdi 2 araba daha var. Öbür tarafta bir dönebilirsem. Heh. Şunları da alayım. Yine bir Fiorino, bir tanesi de yani bilemedim. Toyota olabilir. Toyota GT86 olabilir. Emin değilim. Otopark ücretini ödememiş. Ceza yazıyorum bu sefer. Uyarı göndermeyeceğim. Direkt ceza yazdım arkadaşlar arabaya. Arabanın ön camına da yapıştırdık. Şimdi bir de şurada bir aracımız var. Bunda bir sıkıntı gözükmüyor ama yine de bir tarama yapmamız lazım arkadaşlar. Bakalım bunda ne var. Yine otopark ücreti ödememiş. Bana da cezayı yazdım ve camın önüne koyduk arkadaşlar. Cezayı aldı. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar iyi bir ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum. Seviye 2'nin yani hemen hemen yarısında 4188, 5000 olsa yaralamıştık diyeceğim. Güzel oldu. Epey bir görev yaptık. Biraz değişiklik yaptık arabada. Gerçi ne yaptık? Güçlendirdik biraz. Polis üniformamızı değiştik. Para kastık. Sonraki videoda istediğiniz bir arabayı satın alacağım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.